Evet dostum, eğitimin sonunda bitti. Şimdi PKK'ya çizik atmış mısın onu öğrenelim. Böylece çiteme girmeye hak kazanıp kazanmadığını öğreneceğiz. Emredersiniz Eval. Komutanım. Emredersiniz komutanım. Ne görüyorsun? Al bayrağımızı görüyorum komutanım. Harika. Şimdi? Toprak uğrunda ölen varsa vatandır komutanım. Etkileyici. Peki karşında bir PKK üyesi. Seni dolandırıcı vatan haini. Oğlum ne yapıyorsun lan? Aa, siz mi vuracaktınız komutanım? İşte o hareketten dolayı sınavdan kaldım. Moralim çok bozuk. Takma kafana tatlım. Her daim yanındayım. 1970'lerin sonları. Türkiye'nin doğusunda Abdullah Öcalan adında ayrılıkçı, Marksist ve Leninist bir adam tarafından APO'cular adında gizli ve yasa dışı bir örgüt kurulur. Örgütün ismi zamanla Kürdistan İşçi Partisi, yani kısaca PKK olarak anılır. Silahlı bu örgütün amacı Türkiye'nin doğusu dahil Orta Doğu'da bağımsız bir Kürdistan kurma hedefidir. Bu yüzden amaca giden yolda işlenen cinayet kutsaldır programıyla bu doğrultuda harekete geçerler. PKK'nın en önemli stratejisi Mao Zedong'un geliştirdiği halk devrimi modeliydi. Böylece Güneydoğu'da devlet terörle sınırlandırılacak ve güvenlik güçlerinin olmadığı yerlerde PKK cirit atacaktı. Bunlar olurken o dönemlerde Türkiye'ye baktığımızda ise ülke sağ ve sol kavgalarıyla kaynayan bir kazan gibiydi. 80 darbesiyle Ocak'taki ateş düşürülmüş ve iç güvenliğe demir yumruk gibi asker hakim olmuştu. Tabi bu süreçler meydana gelirken PKK kuruluş evresini tamamlıyor ve istediği güce doğru depar atıyordu. İşte bu andan itibaren devlet yönetiminde ve TSK'da bulunan bir grup görevli, bu örgütün işe yaramayan ve zararsız çapulculardan oluştuğunu söyleyerek durumu pek de ciddiye almadılar. Ama çapulcular Suriye ve Filistin'de Suriye ordusuyla gizli servisinden profesyonel eğitim aldıktan sonra Türkiye'deki köyleri ve karakolları basıp insanların canlarına zarar verdiklerinde zahmet olmuş olacak ki bu hedefler işin o kadar da küçük olmadığını kavramaya başladı. Ayrıca Türkiye'nin bu hazırlıksız hareketi PKK'nın da ününe ün katmıştı. Zira köylerde ve sınır bölgelerde kurulan karakolların kuruluş sebebi kaçakçılıktı. Bu karakollar ilk defa terör saldırılarına maruz kalınca ne yapacaklarını şaşırıyor ve tökezliyorlardı. Onları bu amatörlüğü ister istemez PKK'nın işine yarıyordu. Örgüt de bu avantajı kendi lehine çevirerek bölgede cirit atıyordu. Öyle ki PKK bölgede apaçık bir pudra şekeri ticareti oluşturarak kendisine güçlü bir fon oluşturmuştu. Abdullah Öcalan paraya para demiyordu. Bir anda Pablo Escobar triplerine girerek şeker baronu olmuş, bu süreçte beraber de gücün altında yozlaşarak kafayı sıyırmaya başlamıştı. Hatta eski dava arkadaşlarını bile marez diyordu. İlk başlarda küçücük iplenmeyen APO'cular adındaki bu grubun bir anda böyle ön plana çıkması ister istemez herkesi şaşırtıyordu. Bununla ilgili birçok iddia ve söylenti de ortaya çıkıyordu. 1980 yılında Batman'da bir köyde asker PKK ile girdiği bir çatışmada çok miktarda silah, teçhizat ve lojistik malzeme ele geçirdi. Daha sonraları Jitem adlı örgütün kurucusu olduğunu iddia ettiği Arif Doğan'ın başında olduğu bu çatışmada çok sayıda ele geçirilen M16 Amerikan silahları kafaları oldukça karıştırdı. Arif Doğan bunu rapor haline getirerek silahların Amerika'ya ait olduğunu ve PKK'nın Amerika tarafından desteklenip desteklenmediği hakkında araştırılma yapılmasını yazmıştır. Rapor aracılığıyla Türkiye bunu Amerika'ya sorsa da aylar sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK'dan elde ettiğiniz silahların Vietnam'da yapılan savaşta depo soygunundan çalınan silahlar olduğunu biliyor muydunuz? Ya nereden bileyim? Amerika'nın bu tuhaf ve ironik cevabı kafaları tekrardan karıştırmıştı. Türkiye bunu araştırmaya devam ederken PKK olağanüstü kongrelerini toplayarak ayrılıkçı fikirlerini bölgeye empoze etmeye çalışıyordu. Öyle ki Suriye, İran, Irak gibi ülkelerden de örgüte katılımlar gerçekleşiyordu. Hatta eğitimlerinde Almanya, Ermenistan ve İngiltere'den bile insanlar vardı. Böylece PKK Türkiye'ye karşı sürekli silahlı eylemler gerçekleştiriyor, özellikle öğretmenlere hedef alıyor ve masum insanların canlarına kıyıyordu. APO benimsediği Mao Zedong taktikleriyle doğudaki doktorları, askerleri, öğretmenleri, yani kamu personelleri hedef alıyor ve burada bir korku havası yaratıyordu. Bu yüzden tayini çıkan veya zorunlu doğu görevi yapan insanlar bir paranoya içinde yaşıyorlardı. PKK'nın da istediği tam olarak buydu. APO bu yüzden Mao'nun geliştirdiği halk devriminin hemen olmasa da yıllar sonra meyvesini vereceğini biliyordu. Türkiye bölgedeki etkisini kaybedecek ve PKK da bu boşluktan kolay bir şekilde faydalanacaktı. Finalde Abdullah Öcalan'ın istediği yine halk desteğiyle bir iç savaş çıkarıp bölgeden Türk hükümetini arındırmaktı. Ama bunun için yeterli halk desteğini hiçbir zaman alamayacaktı. Türkiye bu sorunu çözmek için derhal saksıyı çalıştırdı. Sonunda kolluk kuvvetlerinin olmadığı köyler ve kasabalarda cirit atan PKK tehlikesine karşı mevcut köy kanunuyla köy korucuları adında bir sistem geliştirdi. Fakat JITEM'in CEO'su olarak bilinen Binbaşı Ahmet Cemersever'e göre bu teşkilat tam anlamıyla ucube bir teşkilattı. Zira Ersever devlet önce güvenliği sağlamalı, ardından bölge halkını silahlandırmalıydı diyordu. Gel gelelim, köy koruculuk sistemi de güç gösterisinden başka bir şey değildi. O dönemlerde, hatta günümüzde dahil, aşiret liderleri köy koruculuğu adı altında silahlanıyorlar ve devletten ödenek alarak bu gücünü PKK'ya karşı değil, hasımlarına karşı kullanıyorlardı. Kısacası prestijleri için kullanıyorlardı. Yani aşiretler arasında ben daha çok silahlandım muhabbetinden öteye gidememiştir bu sistem. Her ne kadar teşkilat içerisinde PKK'ya karşı samimi ve cesur bir şekilde mücadele gösterenler olsa da büyük bir kısmı diyebileceğim taraf işini hakkıyla yapmıyordu. Parasını şapur şapur yiyor, elinin altında devlet onaylı silahıyla ahkam kesiyorlardı. Günümüzde 50 binden fazla korucu olduğu devletin resmi kayıtlarında vardır. Bunların çoğu devletten silah ruhsatı alabilmek için bu işi kovalıyor. Hem de üstüne devletten ödeme alıyorlar. Yani mis gibi iş. Abdullah Öcalan koruculuk sistemiyle ilgili kendi basın kuruluşlarından koruculara seslenerek PKK
tarafında saf almalarını istemişti. Yine Cem Ersever'e göre o dönemlerde bazı korucular PKK'ya gizliden gizliye yardım ediyordu. İşte bu yüzden ve az önce söylediğim sebeplerden ötürü binbaşı Ersever'e göre bu sistem tam anlamıyla ucubeydi. Koruculuk PKK için ufak bir tökezlemek olsa da kıl yumağı APO ve PKK saldırılarıyla Türkiye'nin istikrarına, iç huzuruna ve turizmine büyük darbeler vurarak ülkeyi zora sokuyordu. Bunalımlı olaylarla geçen bu zamanlarda terör örgütünün istediği gibi cirit attığını gören bazı vatansever askerler ise hükümetin terör konusundaki yetersizliğini eleştirmekten geri durmuyorlardı. Koruculuk sisteminden daha farklı bir yapının oluşması gerekiyordu. İşte 80'lerin sonlarında askerler bu eleştirilerini bir kenara bırakarak duruma müdahale etme kararı aldılar. İddialara göre o dönemlerde binbaşı olan Arif Doğan tarafından jandarma bünyesinde gizli bir oluşum kurdular. Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele, kısacası JITEM. Jandarma bünyesinde kurulmasıyla ilgili bile teoriler mevcuttur. Kimi araştırmacıya göre jandarma teşkilatı TSK bünyesinde NATO ile doğrudan bağlı olmayan tek yapılanmaydı. Bu yüzden sızma ve tökezleme minimuma inecekti. JITEM'in kuruluşuyla ilgili en çok adı geçen isimler Tuğgeneral Veli Küçük, Albay Arif Doğan ve Binbaşı Cem Ersever'dir. Ama videoda JITEM'in kuruluşuyla ilgili söylediğim bütün sözlerimin farklı kaynaklardan ortaya atılan iddialar olduğuna özellikle dikkat etmenizi isterim saygıdeğer Yusuf Kayalp izleyicilerim. Sonuç olarak JITEM'le ilgili adam akıllı belge ve kayıt yoktur. Tamamen şahıslardan edinilen bilgilerle puzzle parçaları toparlanıp derlenmiştir. Bunu unutmayın. Kuruluşla ve asayişle ilgili her ne kadar farklı farklı isimler söylense de JITEM'in bilinen patronu Binbaşı Ahmet Cem Ersever'di. Ahmet Cem Ersever Türklerin devlet yapısının en önemli isimlerinden biriydi. PKK'ya panzehir olarak kurulan JITEM'in başında olan Cem Ersever sayısız operasyonlar ve istihbarat bilgileriyle PKK'nın derinlerine ve mahremlerine kadar sızmıştır. Hatta Hizbullah'ın kurucusu olan Hüseyin Velioğlu'yla defalarca kez görüştüğü dahi iddia edilmiştir. Yani düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesiyle çalışmalarını sürdürmüştür. JITEM'de sadece devlet görevlileri bulunmuyordu. Bizzat PKK'dan itirafçılar JITEM'e girerek PKK kendi silahıyla vurulmaya çalışılıyordu. Yani bir an PKK'lı olduğunuzu düşün. Pardon beyler, video genetiği işte. Karşınızda bir PKK'lı olduğunu düşünün. Kendisi yakalandığında Cem Ersever bizzat onu sorgulayarak şunu sorardı. Pişman mısın Haval? İşte yakalanan teröriste sorulan ilk soru buydu. Yani JITEM'in ustabaşısı olan Cem Ersever herkese ikinci bir şansı veriyordu. Bu vatan haini olarak çatıştıkları PKK olsa bile, Cem Ersever'in geliştirdiği bu sistem ilerleyen dönemlerde patlak verecek olsa da ilk başlarda tabii ki de meyvesini vermiştir. 1987 yılı JITEM'in doğum yılı olsa da teşkilatın örgütlenmesi ve hazırlanması 1990 yılının ilk çeyreğine kadar sürdü. Bu andan itibaren JITEM yoğun bir şekilde çalışarak PKK ile mücadeleye girişti. PKK'lı ve ona destek olacak bütün şahıslar JITEM tarafından ya öldürülüyor ya da bir anda ortadan kayboluyordu. Hatta bizzat PKK kamplarına sızmalar oluyor ve terör örgütlerine büyük ama gizli darbeler vuruyorlardı. Onların bu istihbarat ve bilek gücü efsanelere dönüşmeye başladı. Böylece Türkiye'nin doğusu Suriye, Irak ve İran'ın kuzeyinde PKK ve Hizbullah'ın yanı sıra JITEM de nam salmaya başlamış, bu üç örgüt bölgede güç yarışına girmişti. İşte Beyaz Toros muhabbetleri bu andan itibaren ortaya çıkmaya başladı. JITEM ve Beyaz Toros marka araçların sokaklarda görünmeleri olağanüstü korku yaratıyordu. Hayalet JITEM her köşe başında vardı. İstihbarat daha çok güçlüydü. PKK JITEM'e karşı VPN olarak Suriye gizli servisi El Muhaberat'ı kullanıyordu. Yeraltı ordusu JITEM'in en önemli görevlerinden biri de PKK'ya maddi olarak destek olan iş adamlarının hedef almasıydı. 90'lı yıllarda Tansu Çiller PKK'ya yardım eden iş adamlarının listesinin ellerinde olduğunu açıklayarak bu herifleri önce korkutmak istemiş, ancak başarılı olamayınca devreye JITEM girmişti. JITEM her ne kadar yasa dışı bir kuruluş olsa da faaliyetlerinin ana mantığı bütün bunları reddediyordu. Onlara göre siyasiler kendi menfaatlerini düşünüp PKK ile etkili mücadelede kanun ve yönetmenlikleri meclisten çıkarmıyor, devletin üst tepesindekiler hıyanet ve delalet içerisindedirler, TC'nin terörle mücadelede kalıcı ve akıcı bir stratejik planı yoktur, cezaevleri terör için bulunmaz bir nimet, normal askeri eğitimle teröre karşı asla sonuç alınamaz, Türk hükümetlerinin başarısız plan ve programları PKK örgütüne katılımların her geçen gün artmasına sebep olmaktadır. Güneydoğu'da halk tarafından önder olarak görülen bazı tiplerin örgüte destek vermesini engelleyememek gibi birçok meseleden dolayı PKK her geçen gün büyümeye devam ediyordu. Bu yüzden JITEM'ciler kendilerini devletin kurtarıcıları olarak görüyordu. Her ne kadar kendi kendilerine gelin güvey olsalar da. Ayrıca içerisinde onlarca subay olmasına rağmen emir komuta zinciri de oldukça tuhaftı. Nitekim orduda genellikle her zaman en rütbeli komutanlık yapıyordu. Fakat JITEM'de olağanüstü durumlarda rütbelerin de yerleri değişiyordu. Üst astın komutasına girmekte bir sakınca görmüyordu. JITEM'in bünyesinde ismi geçen subayların çoğu binbaşı ve yüzbaşıydı. Ve neredeyse tamamı terörle mücadele görevlerinde yer almış askerlerdi. Bu yüzden hepsi bu iş için biçilmiş kaftandı. Ama JITEM hiçbir zaman bir devlet ısmarlaması değildi. İçerisinde bulunan subayların kendi kafalarına göre kurdukları bir oluşumdu. Ama zamanla generaller ve devlet adamları tarafından kabul edilen bir oluşum haline geldi. Bu da ister istemez JITEM'in gücüne güç kattı. Öyle ki Ahmet Cem Ersever de bir anda egoist bir karaktere dönüşmüştü. Ama bu egosunu PKK'ya ezmek için kullanıyordu. İşte bu yüzden PKK'nın en güçlü olduğu dönemlerde örgüt şehirlerde etkisizleştirildi ve kırsalda geriletildi. JITEM APO'nun kitleyi etkileme ve yönlendirme olanaklarını elinden geldiğince kırmaya çalıştı. Tabii bunları yaparken kurunun yanında yaş da yandı. Zira JITEM bünyesinde psikopat kafalar da vardı. Bunlar için terör örgütü mensubu olmanıza gerek yoktu. Mesela cümle içerisinde PKK'nın pesiyle ilgili bir cümle mi geçirdiniz dostlarım? Hop, JITEM'in hayaleti üzerinizdeydi. Özellikle PKK itirafçılarına bir anda JITEM kimliği verilerek serbest bırakılması ister istemez işin içine ediyordu. Yani düşünün, birkaç ay önce terörist olan bir
bilgilerine güvenerek birkaç bilgi karşılığında onu örgüte dahil ediyorsunuz ve devletin gücünü ona bahşediyorsunuz. Böyle büyük bir gücü kaldıramayan bu aciz beden Jitem'in gücünü kullanarak kendi menfaatlerine çalışıyordu. Evet, Cem Ersever'in geliştirdiği bu sistem ilerleyen dönemlerde çokça eleştirildi. Hatta bizzat Jitem bünyesindeki askerler bile bunun aptalca bir yöntem olduğunu savundu. İlk başlarda örgüt başarılı olsa da yapı bir dönemden sonra aşırı derecede bozulmuştur. Zira Pala gibi karakterler Jitem'in bünyesinde fazlasıyla vardı. Yani dediğimiz gibi bu adamlar derin devletin gücünü kimi zaman kendi çıkarları uğruna kullanmışlardır. Hatta bölgedeki uyuşturucu satıcılarını tehdit ederek onlardan komisyon isteyen Jitemciler bile vardı. Bunu sizlere bir Jitem üyesinin PKK'ya yardım eden iş adamlarının mallarına el koyduktan sonra girdiği tribal enfeksiyonla anlatabilirim. Bir devlette, üç bana. Bir nevi devletin gücünü vesayet olarak kullanan Jitem kısa sürede 10 bin kişilik bir sayıya ulaştı. Diğer devlet memurları gibi sakal kesmek ve tek tip elbise giyinmek de zorunda değillerdi. Çünkü gizlilik bir numaralı kuraldı. Patron Ahmet Cem Ersever'in hırslı ve başarılı çalışmaları bir nevi Türkiye'ye merhem oluyordu. Onun meslektaşları Güneydoğu'yu sürgün yeri olarak yorumlayıp bölgeden bir an önce kaçmak istiyordu. Evet, açıkçası asker bile Güneydoğu'da görev yapmaktan korkuyordu. Hatta tüm General Osman Pamukoğlu'na göre göreve gitmeyenler bile vardı. Ama Cem Ersever yıllarca buralarda yaşadı ve görevlerini buralarda ifa etti. Yani Güneydoğu'nun tiryakisi olmuştu Cem Ersever. Veli Küçük, Arif Doğan ve Cem Ersever gibi Jitem'in başka derin bir ismi daha vardı. Mahmut Yıldırım, namı diğer Yeşil. PKK kamplarına bizzat sızarak tehlikeli operasyonlar gerçekleştiriyordu. Hatta Abdullah Öcalan'ı ortadan kaldırmak için Suriye'ye gitmiş, fakat Apo suikastten kıl payı kurtulmuştu. Yeşil'in bu operasyonlardaki lakabı da Kırmızıydı. Bunlar olurken Cem Ersever de tuhaf bir ruh haline bürünmüş, içine kapanmaya başlamıştı. Çünkü sadece psikopat Jitemciler değil, bizzat askerler, hatta generaller de yolsuzluk işlerine girmişler. Makamlarını kullanarak PKK ile girilen mücadelede paylarını fazlasıyla almışlardı. Cem Ersever de içinde olduğu sistemle kendisi de karanlık işlerin içine giriyordu ve sonunda bu durumdan rahatsız oldu. Zira Turgut Özal'ın PKK stratejisi oldukça pasif ama seçimler açısından oldukça aktif bir stratejiydi. Hatta o dönemlerde Apo'ya suikast bilgisini veren kişinin Turgut Özal tayfası olduğu bile iddia edilmiştir. Tabii ki bu iddialarla ilgili hiçbir kanıt yoktur. Turgut Özal'ın 1993 yılında aracılarla başlattığı çözüm süreci neticesinde PKK, 1993'te ilk kez ateşkes ilan etmişti. İşte bu Ahmet Cem Ersever'in neredeyse delirmesine sebep oldu. Cem Ersever ihanete uğradıklarını düşünerek davasını sekteye uğradığını düşünmüştü. Bunu dile getirince de siz kendi kendinize geri güvey olmadınız mı Cem cevabıyla karşılaştı. Yalnız kalan Cem Ersever doğuda dönen bütün pislikleri, yolsuzluk yapan askerleri, generalleri, PKK ile ilgili bilinmeyenleri tüm kamuoyuyla paylaşacağını söyleyerek gazeteci Soner Yalçın'la görüşmeye başladı. Soner Yalçın'a çok gizli bilgiler veren Cem Ersever bildiklerini anlatmadan gizemli bir şekilde öldürüldü. Onun ölümüyle Jitem meselesi de tarihin tozlu sayfalarıyla rafa kaldırıldı. Ta ki Ergenekon davasına kadar. Dum 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 d